İlk Buyurun. önce merhabalar. Merhabalar. Katılımcıların hepsini selamlıyorum. Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Birimine teşekkür ederim davetine göre. Çok önemli bir görüştü. Konumuz Azerbaycan ve onun taşımacılık potansiyeli olacaktır. Azerbaycan Kafkaslar'da yerleşir. Toprağının ölçüsü 86 bin kare kilometredir. Kuzeyde Rusya ile, batıda Kürdistan, Ermenistan ile, güneyde İran İslam Respublikası ile, Nahçıvan Muhtar Respublikası üzerinden 11 kilometrelik Türkiye ile sınırımız var batıdan. Ve Hazar Denizi üzerinden de Türkmenistan ve Kazakistan ile sınırları mevcuttur. Bir haritaya baksak biz görürüz ki Asya ile Avrupa arasında şimalda yani kuzeyde Rusya devletinin yalnız bu keçitte yolu var. Güneyde ise İran ve yegane Azerbaycan devletidir ki küçük bir Hazar Denizi üzerinden Orta Asya bir kapı kimi yolu mevcuttur. 1991. yılda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan bağımsızlığını berpa etti ve 1918-20. yıllarda mevcut olmuş Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın varisini kendisine ilan etti. Azerbaycan bağımsızlığını berpa ettikten sonra derhal yeniden işgale maruz kaldı. Komşu Ermenistan, diğer devletlerin yardımı ve desteğiyle Azerbaycan'ın %20'sini, topraklarının %20'sini işgal ederek 1 milyon kişi vatandaşımız kaçkın ve göçmen statüsünde yaşamak mecburiyetinde kaldı. 30 sene bu konuda danışıklar uluslararası teşkilatların yardımıyla aparılmış olsa da bu topraklar azat etmek mümkün olmadı. 2020. yılda Ermenilerin nöbeti provokasyonuna cevap olarak Azerbaycan ordusu bu toprakları işgalden azat etti ve Azerbaycan'ın sınırlarını kendi kontrolüne kaytarabildi. Bu Azerkafkaz'da yeni bir dönemin ortaya çıkmasını getirip çıkardı. 1994. yıldan Azerbaycan devleti yani ateşkes ilan edildikten sonra Ermenilerin topraklarımızı işgalinden sonra ateşkes ilan edildikten sonra Ulu Önderimiz Haydar Aliyev bir siyaset ortaya koydu. Ve anlıyordu ki eğer Azerbaycan'ın yerleştiği önemli coğrafi yerleşmesinden biz ekonomik imkanlarından başka devletlerin yaralamasına imkan vermesek hem yol olarak hem tabii ihtiyatlar olarak Azerbaycan'ın ayakta durması zor olacaktır. Azerbaycan ilk olarak 94. yılda 11 uluslararası büyük şirketlerle kontrat imzalayarak ilk defa Hazar Denizi'nde yabancı petrol şirketlerinin desteğiyle Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nin sektöründe petrolün çıkarılmasından bağlı kontrat imzaladı. Bu kontraktın operatörü yani önde giden şirketi İngiltere'nin BP şirketiydi. Ve bu şirketlerle imzalanmış kontrat neticesinde 2000. yılların evvelinde yani 6-7 sene sonra Azerbaycan'ın Hazar Denizi Havzası'ndan ilk petrolün çıkarılması nezirde tutulurdu. Çok milyarlık yatırımlar neticesinde ilk petrol çıkmak üzereydi ancak bunun yolu yokuydu. İlk defa olarak Azerbaycan yine uluslararası şirketlerle kontrat imzalayıp Baku-Supsa boru hattının çekilişini başladı. Bu petrol hattı Hazar Denizi'nin Karadeniz'i birleştiren Gürcistan üzerinden geçen bir petrol boru hattıydı. Sovyetler döneminden mevcut olan Azerbaycan-Rusya-Karadeniz yani Baku-Novorossiysk
Boru hattı yeniden bərpa olundu ve iki hat üzerinden taşınmaya başlandı. Sonra Azerbaycan növbəti bir transmilli projeni hayata geçirmeye başladı. Türkiye üzerinden Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattının 50 milyon ton Hazar denizinden Akdeniz'e taşıyabilecek bu boru projesinin gerçekleşmesine Batı'da da kimse inanmıyordu. Çünkü ilk defa tarihte Hazar Denizi'ni Akdeniz'den, yani Karadeniz'den değil Akdeniz'den birleştirecek bu boru hattı tek Azerbaycan petrolü için değil, hem de Hazar Denizi'nden petrol çıkaran diğer devletlerin, Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın ve Rusya'nın diğer devletlerin de petrolünün birbaşa Akdeniz'e çıkartmak imkanını taşıyırdı. Bu sırf konsortiumun desteğiyle ve Azerbaycan Türkiye'nin öncülüğüyle bu proje hayata geçirildi. Sonra Azerbaycan Türkiye ile yerleştiği coğrafi önemliye düzgün kıymet vererek nöbeti projenin başladılar çalışmaya. Bu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, tren yolu projesiydi. Ermenistan toprakların 20% işgal ettiği için en kısa yol, yani Ermenistan üzerinden geçen yolun reallaştırılması, hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için bu projede Gürcistan üzerinden geçirilerek ilk defa olarak tarihte Azerbaycan ile Türkiye'nin biz tren yolu ile birleştirdik. Çok çok ağır, çok zor bir iklim şartlarında, yani dağlık bölgelerden, biz çok sayılı tünellerden geçip tüneller kazmakla bu boru hattı birkaç yıl içinde bu tren yolu dikildi. Bu dikilmesi neticesinde tek Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye ile birleşmedi. Hemçinin de Orta Asya devletlerinin, yani Hazar Denizi üzerinden limanlarla Bakü'nün Elet Limanı ve Kazakistan'ın Aktau Limanı ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanları ile birleştirerek Çin'den gelen yüklerin birbaşa tren ile Londra'ya kimi gönderilmesi mümkün olan bir proje hayata geçirildi. Bu projenin hayata geçirilmesi için büyük bir paralar gerekirdi. Azerbaycan devleti Gürcistan için 500 milyon dolar değerinde 20 senelik yılda %1 faizinden ve 275 milyon dolar 20 yıllık %5 faizinden krediler ayrıldı ve Gürcistan'ın da arazisinin dikilmesine Azerbaycan şirketlerinin yatırımı ile dikilmesine nail olduk. Azerbaycan 10 seneye yaklaşık müddette 1990'cı yıllarda 2000'ci yılların evvellerinde 10 seneye yaklaşık müddette Nabucco adlı bir gaz boru hattının doğal gaz boru hattının çekilişiyle bağlı, yani Hazar hövzesinden doğal ihtiyatların Avrupa pazarlarına çatdırılmasına dair bir proje tartışılırdı. Azerbaycan'da törenler geçirildi, Avrupa'da geçirildi, Avrupa Komisyası bundan ilgili meşgul oldu ama maalesef uzun yıllar konuşmaların hayata geçirilmesine, görüşmelerin olmasına bakmayarak bu proje hayata geçirilmesi mümkün olmadı. Azerbaycan uğurlu petrol siyasetini hayata geçirdikten sonra Türkiye ile el ele vererek nöbeti mega bir projeni hayata geçirmeye başladı. Bu Türkiye'nin iç pazarı için nezerde tutulan ilk dövürde Bakü-Tiflis Erzurum gaz boru hattıydı. Yine de Avrupalılar buna inanmırdılar, deyirdiler Rusya size izin vermeyecekti, Azerbaycan'da bu kadar gaz olmayacaktır ve bu boru hattına bu boyda yatırımların hayata geçirilmesine gerek yoktur. Ama zaman gösterdi ki irade ortaya koyduktan sonra Türkiye ve Azerbaycan birçok şeylere nail oldukları kimi bu projenin de hayata geçirilmesine nail olduk. Biz Gürcistan üzerinden Erzurum'a kadar bir gaz boru hattı çektik. Kaç boru hattı iç pazarı için doğal gazın satışına meşgul oldu. Sonra ise yine Türkiye'nin Azerbaycan el ele vererek
Türkiye'nin arasında TANAP layihəsini həyata keçirdik. 1800 kilometr uzunluğunda olan Türkiye'nin batısının doğusunu birleştiren, sınırlarını birleştiren TANAP projesi artık Türkiye'nin transit bir devlete çevirdi. Azerbaycan doğal gazının tek Türkiye'nin daxili istifadəsi için değil, iç bazarı için değil, həmçinin de Türkiye üzerinden Avropa ülkelerine satış için bir projeye çevirdi. Biz bu projeni artık hayata geçirmeye başlayarken TAP projesi başladı hayata geçmeye. O Trans-Adriyatik projedir Türkiye'nin batı sınırından düz İtalya'ya kimi giden ve birkaç ülkenin interconnectorlarında dikildikten sonra Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın, Romanya'nın, İtalya'nın ve birkaç farklı devletlerin gaz teminatı ile meşgul olacak bir projenin, hansının ki 20 faizi de Azerbaycan devletine mahsustur. Bu birkaç min kilometre, 3000 kilometre yaklaşık olan bu boru hattını Hazar Denizi'nin Avrupa'nın birçok ülkelerinin enerji bağımsızlığına temin etmesi için çok önemli bir rol oynadı. Bu projeler Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte ortak olarak geçirdiği bu projeler tek Türkiye ve Azerbaycan için değil ve tek para kazanmak için ekonomik projeler de değil. Hem Çin'de birçok devletlerin kendi bağımsızlığını nasıl için yani farklı yerlerden alışının teminatı için önemli bir projeydi. Bu Azerbaycan ve Türkiye'nin yükünü, siyasi yükünü güçlendiren Türkiye'nin tek enerji alan değil, hem Çin'de arazisinden transit borular geçmekle birkaç ülkenin tehlikesizliğini, güvenliğini temin eden bir devlete çevirdi. Ancak bu bir Hazar Denizi'nden başlayan proje değil. Bu projenin öncesi yani taşımacılık potansiyelini ortaya koymak için bu projelerinin devamının da Orta Asya'da temin etmemiz gerekiyordu. Biz hala 2000'ci yılların evvellerinden Kazakistan ile danışıklar apararak Kazakistan'da yeni limanın Hazar Denizi üzerinde yeni bir limanın dikintisi üzerinde konuşmalar apardık. Kazakistan'ın yegane uluslararası limanı Aktau limanıydı. Hansının ki tahminen 10 milyon ton yük demeli taşımak gücü vardı. Bunun da bir büyük hissesi petrol ürünlerinin taşınmasından meşgul yüklerinin taşınması içinde yeni bir kilometre dikildi. O liman adı Kurik Limanı'dır. Ve bu liman yani inşa edildi. Dikilme inşa etmek demek Azerbaycan dilinde. İnşa edildi. Ve Kazakistan'ın merkezinden yani Jeşkazgan'dan gelen yolunun bu limanla birleştirmesi proje başlandı. 1200 kilometrelik Jeşkazgan Beyneyu tren yolunun çekilişi Çin'den gelen tren yolunun birbaşa Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'a, Azerbaycan üzerinde Avrupa'ya gidecek yükler için bir şerait yarattı. Milyarlar yatırıldıktan sonra biz Çin'le Avrupa'nın alternatif bir Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'den geçmekle bir yolu nasıl oldu buna? Azerbaycan üzerinden Türkiye gönderilecek doğunun yüklerinin ve batının yüklerinin doğu istikametine gidecek limanların biri de Hazar üzerinde bu Türkmenbaşı limanıdır. Türkmenistan'da olan. Ve bu yollar farklı istikametle yani Kazakistan'a giden yük yalnız Kazakistan arasından geçmekle Çin sınırına gitmek iktidarındadır. Türkmenistan'dan geçen yük ise yükler ise Özbekistan, Kırgızistan, yine de Çin ve başka bir devletlere, Afganistan'a yollanacak yüklerdi. Birkaç yıl önce
NATO ve ABD kendi ordusunu Afganistan'dan çıkararken alternatif yol olarak bu marşrutu kullanmaya başladı. Bugünlere Rusya-Ukrayna savaşı döneminde şimal yolu bağlanıp ve batıda, doğuda şimal yani kuzey yolu bağlanıptı. Güneyde ise İran'dı, sanksiyonlar altında İran'dı. Yegane Avrupa'nın Asya'nın bağlantı yaratacak bir marşrut, orta marşrut. Yani Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, oradan da Orta Asya devletleri ve başka devletlere de. Birkaç defa yükün hacmi artmasından ilgili Azerbaycan yeni yatırımlar yatırmaya başlayıp bu yollara. Bugün Azerbaycan ikinci projeni hayata geçirmektedir. O kuzey ve güney projesidir. O Bendarabas limanından yani okyanından İran limanlarından İran üzerinden geçmekle Azerbaycan ve oradan yine de Türkiye istikametinde tren yoluyla veya Karadeniz limanlarına taşınmakla oradan Avrupa'ya, hemçinin Rusya taşınmak için bir tren yollarının projesine hem de otomobil kara yollarının projesine hayata geçirmektedir. Bugün biz İran devleti için 500 milyon dolar değerinde kredi ayırıp onlarda Astara Reşt bir 100 kilometreden biraz artık olan bir yolun dağlık yerde geçen yolun tikintisinden ilgili projeni desteklemekteyiz. Azerbaycan devleti küçük olmuş olsa da Türkiye'nin ortaya koyduğu işbirliği tek kendimiz için değil, hem Batı için, hem Doğu için, hem Kuzey için, hem Güney için iyi bir perspektifler ve imkanlar yaratmaktadır. Bugünleri Azerbaycan'ın apardığı uğurlu ekonomik siyaset Azerbaycan'ın rezerv valutasının 60 milyar dolar üzerinde olduğuna getirip çıkarıptı. Ve bu paralar, bu yatırımlar Azerbaycan bugün için değil, hem devletlerimizin bugün bağımsızlığını temin edilmesi için, hem uzun vedalı dünyanın birçok ülkelerinden ilişkilerin kurulmasına yönelilir. Azerbaycan üzerinden geçecek yük bize gerek olduğu kadar da hemen devletler için gerektir. Ona göre de Azerbaycan'ı ve Türkiye'ni bunlar korumak mecburiyetinde kalacaklar. Çünkü onların yolu geçir, onların malı ve yükü gelir o bu devletlerin arasından. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin ortak ortaya koyduğu enerji siyaseti bu devletlerin bağımsızlığının temin edilmesini ve gelişmesine imkan veren bir projelerdi. Ona göre Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği bir örnek olarak dünya devletleri için bir önemli bir örnektir. Bugün Azerbaycan devleti Türkiye devletinin en büyük yatırımcısıdır. 20 milyar dolar üzerinde Azerbaycan Türkiye yatırım edildi. Bu yalnız devlet yatırımıdır. Bu yatırımlar boru hatlarının çekilmesine, limanların dikilmesine, Petkim'in kurulmasına, yeni rafine bir fabrikasının kurulmasına 7 milyar dolar değerinde yani Türkiye için gerekli olan bir projelere yatılmıştı. Niye? Çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdü. Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdü. Asya'ya gidecek yolun anahtarı kimin cibindedir? Azerbaycan'ın. Azerbaycan kimin her müttefikidir? Hem siyasi müttefikidir. Yalnız Türkiye'nin. Yani bu Türkiye'nin Orta Asya'ya giden yol üzerinde hem de gücüdü. Azerbaycan'ın ordusu Türk ordusu tarafından kuruldu. Yani Türkiye tarafından kuruldu. Azerbaycan'ın bugünleri bu gelişmesinin sebebi de Türkiye'nin olması ve Türkiye'nin gücüdür. Yani bugünleri birbirimize biz güç veren devletlerik. Bugünleri birbirimize yük olan devletler değilik. Eziyet veren, birbirimize zahmet veren devletler değilik. Ve bugünleri hem uluslararası teşkilatlar çerçevesinde hem iki tarafli kaydada ilişkilerimiz birbirimize destek ve güç verir. Dünyada herkes, bütün devletlerin her biri. Azerbaycan dedikte derhal düşünürler ki bu Türkiye'nin müttefikidir ve Türkiye dedikte değil onun yanında Azerbaycan var. Bu iki oydu. Bütün teşkilatlarda, bütün uluslararası teşkilatlarda. Ben
Azerbaycan'ın transit potansiyeli hakkında sizinle konuştum. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde en büyük liman Azerbaycan limanıydı. Yani Rusya limanlarının içinde de Hazar Denizi'nde, Kazakistan, Türkmenistan, İran limanlarının içinde en büyük ve en yeni dikilmiş liman Azerbaycan'ın Elek limanıydı. Onu 10 milyon ton yine gücünün artırılmasına, taşıma gücünün artırılmasına bağlı yeniden yatırımlar koymaktayız. Azerbaycan şimal yani kuzey, güney, batı, doğu araba yollarının, kara yollarının Avrupa standartlarına uygun artık dikmiş bir devlettir ve bu günleri tren yollarda aynı seviye çattırılır. Yani bu imkanlar, bu yatırımlar tek Azerbaycan için değil, hem de komşular için yeni imkanlar ortaya koymaktadır. Azerbaycan bu imkanları kendi istifadası için değil, çünkü bu yükleri hem Rusya kendisi için kullanır, taşınır, hem Orta Asya devletleri, hem Çin, hem Avrupa devletleri her biri için yeni bir imkanlar yaratmaktadır. Bu bir zincirdi. Yük gönderen ve yükü kabul eden devlet. Bunun için de Azerbaycan'ın ortada iyi olmasının ve bu bursiyerde problemin yaşanması bu yüklerin tıkanacağına getirip çıkaracak bir şeydi. Ona göre biz bu zincirin üstünde olan bütün devletlerin her birinin ayrı ayrı konuşmalar yaparırık ve kime gerektirse de para yardımında gerek bulunmaksa da onda da bulunmaya hazırlık ve oluruk da ki bu proje başlayan yerden sonuna kimi her yerde çalışsın ki bu yükler durmadan taşınmakta olsun. Yollar kimin kontrolündeyse da 21. asırda da o güclü devletti. Onu herkes koruyacaktı. Çünkü onun da malları, yükler oradan geçmektedir. Bugünlerde Rusya üzerinden geçen yolların bu tehdit ve tehlike altında olduğu için, sanksiyon altında olduğu için bizim devletlerin önemliliği bütün dünya için defalarla artmaktadır. Ben istedim çıkışlarımı, konuşmamı bu anda durduram ve sizlere imkan yaradam ki sizin Azerbaycan'la, bölgeyle, ekonomikle, siyasetle, harp siyasetle ilgili suallarınız varsa da siz sualı verirsiniz, ben daha konkret olarak sizi meraklandıran sorulara cevaplandırırım. Teşekkür ederiz Sayın Büyükelçin bilgilendirmeleriniz ve anlatımınız için. Soruları arkadaşlar şimdi chatten iletecekler. Size soruları bekliyoruz. WhatsApp'tan da yazan arkadaşların soruları var. Ben de onlara bakıyorum şimdi. Sayın Büyükelçin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk dünyasından KKTC'ye yönelik bir tanıma hamlesi gelir mi? Dünyanın her bir yerinde yaşayan Türkler bizim kan kardeşlerimizdir. Onun içinde Hristiyanı da var, onun içinde Budisti de var, onun içinde Müslümanı da var. Fark etmez. Onlar hepsi bizim kardeşlerimizdir. Onların her birinin hakkının, hukukunun korunması bizim borcumuzdur. Türkiye'de, Kıbrıs'ta, adada iki cumadan ibaret bir devletin yaratılmasının destekleyirdi. Buna ses vermede Türk Kıbrıslılar buna oy verdiler ki bu olsun. Ancak başka taraf buna bu sesi vermedi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaratılması bir mecburiyetten, bir zaruretten ileri geldi. Çünkü bu insanların hak ve hukuklarının korunması gerekti ve onları Avrupa'ya da almadılar. Azerbaycan ilk olarak Türkiye'nin teşebbüsüne, Türk Devletler Teşkilatı içerisinde Kıbrıs'ın gözlemci kısmında Türk Devletler Teşkilatı'na kabul olunmasına hed edildi. Ondan sonra konuşmalar gitti ve Orta Asya devletleri de üzv olan Türk Devletler Teşkilatı'na üzv olan başka devletler de kendi razılıklarını verdiler ve Kıbrıs gözlemci kısmında kabul olundu. Zaman zaman farklı farklı törenlere katılmakla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkiler genişmektedir. Yani bizim milletvekilleri gidiyor oraya, rektörlerin toplantısı geçirilir, oradan geliyorlar buraya vesaireler. Bu doğal bir prosestir. Zamanı kabaklamadan step by step, adım ve adım gitmemiz gerekiyor ve bu istikamette de aynı adımlar atmaktayız.
Teşekkür ederiz Sayın Büyükelçim. Diğer soru şu şekilde. Zengezur koridoru için İran'ın yaptığı hamleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bu koridor ne zaman açılacak diye bir soru gelmiş. Bu koridor Zengezur 20. yılların evvelinde Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildi. Bunun alınıp verilmesinde maksat Türkiye ile Azerbaycan arasında kara sınırı olmaması. Ona göre de Nahçıvan kaldı bir ada kimi Azerbaycan'dan alakası olmayarak 11 kilometrelik sınırı Türkiye'nin olan ayrıca bir Qarağda. Maksat Azerbaycan'la Türkiye'nin ayrılmak idi. Hele 100 sene bundan önce. Bu günleri Ermenistan bu savaşı kaybetti. Kaybederken savaşın durdurulmasından ilgili, savaşın bitmesine ilgili bir beyanname imzalandı. Üç devlet arasında. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya. 10 Kasım'da. O yazılı, imzalanmış beyannamenin talebine göre bölgenin tüm hem Azerbaycan'ın batı bölgelerinde açılması ötekini Ermenistan üzerine götürdü. Biz Laç'ın üzerinden Karabağ'a gidişin gelişin olacağı bir yolun verilmesini üzerimize götürdük. Ermenistan ise o yolun açılmasını üzerine götürdü. Hemçinin Ermenistan Azerbaycan topraklarında olan Ermeni silahlı, kanunsuz Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'dan çıkarılmasını öz öteçiliğine götürdü. Ama maalesef sınırların tanınmasını, delimitasyon, demarkasyon prosesinin hayata geçirilmesini ve Kafkas'a uzun vedalı sülhün gelmesi prosesinin başlanılması üzerine götürdü. Ama maalesef biz ne gördük? Biz gördük ki Laçın koridorunu biz açık sakladık. Yani Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfuzunun Ermenistan ile alakalarının saklanması için o koridor üzerinden, o yol üzerinden gidişlerini gerçekten tahmin ettik. Ermenistan Zengezur koridorunu açmadı ve bu Nahçıvan ile Azerbaycan'ın birleştiğini, yani Nahçıvan üzerinden de biz Türkiye geçit yol elde edildik. Bunu etmedi. Bu Laçın koridorundan kullanarak savaştan sonra yani 21. yılda Ermenistan'da üretilmiş mayınlar Azerbaycan'a taşıyıp Azerbaycan topraklarına düşüp 300'e yaklaşık yani 284 yoksa 285 kişi bu mayınlarda savaştan sonra üretilmiş mayınlara düşüp kendi hayatlarını kaybettiler. Gerek olmayan insanlara bırakıldılar oraya. İran vatandaşlarını bıraktılar. Dağlık Karabağ, Azerbaycan arazisine, Rusya'dan gelenler, Fransa'dan gelenler ve o koridordan humanitar maksetlerle değil, yeni bir savaşa hazırlık maksediyle kullandıklarını gördük. Azerbaycan ısrarlıdır, Azerbaycan talep edir ve onu ettirecekti de Zengezur yolu koridoru açılmalıdır. Çünkü bu Azerbaycan'dan Azerbaycan'a giden bir yoldur. Ermenistan'da durmayacak araçlar, Ermenistan toprağında bir şey etmeyecek araçlar için, trenler için, boru hatları için, yani doğal gaz boru hattı için bir projedir. Bu en kısa yoldur. Hem de Batı ile Doğu'nun birleştirecek en kısa yoldur. Yani Gürcistan üzerinden, Kars üzerinden gidecek yolumuz da var. O biraz uzak yoldu ama bizim doğal hakkımızdı. Savaşı kazanmış devlet kimi. Öz toprağı olan Nahçıvan'la birleşmeye için ve Türkiye'nin birleşmeye için ve Ermenistan'ın öhdeçiliğine götürdüğü, imzaladığı senetle, imzasının öhdeçiliğine götürdüğü bir şeydi. Niye İran istemir? Niye onlar şey değil, problemler yaşadılar, tatbikatlar geçirdiler askeri vesaire ilahır. 30 sene topraklarımız işgal altında olanda 1 milyon Müslümanın, Türk'ün kaçkın ve göçmen statüsünde kamplarda, yurtlarda yaşadığı zamanda tatbikatı niye geçirtmediler? 132 kilometre Azerbaycan sınırının, Azerbaycan-İran sınırının 30 seneye yaklaşık Ermeni işgal altında saklanıldı. Niye İran devleti buna bir iradını bildirmedi? Buna karşı çıkmadı? Ah bu da Müslüman kardeşlerin. Ne sebepten yurtlarından kovulan, evleri sökülüp dağıtılan 67 camiden 65'i
yerle bir olup, toprakla bir olupdu. Bütün daşların hakimi sökülüptü. Bütün Azerbaycan mirası o Karabağ arazisinden %20 topraklarımızdan yok edilipti ki bura Hristiyan toprakları, bir daha Türkler bura dönmesin. Ben yeniden katıldım. Bu neyle alakalıydı onu da bilmiyorum. Birdenbire çıkıyor, yeniden dinliyor geri. Bu kadar. Biz Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, her müttefikliği kimlik olan bir ilişkilerdi. Bu doğrudan da bir örnek olan bir ilişkilerdi. Bu Orta Asya'daki bizim Türk kardeşlerimiz devletler için, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan için de bir örnek olan bir ilişkilerdi. Bu birbirimize fayda veren ilişkilerdi. Kimse bundan korkuyorsa da onun kendi problemleridir. Bu kimse karşı değil. Bu kendimiz içindir. Kendimizi korumak, kendimizi geliştirmek, kendimizin problemlerimizi çözmek vesaire lahır. Teşekkür ederiz Sayın Büyükelçin. Ben sözü Alper Demirel Bey'e vermek istiyorum. Kendisi de söz hakkı istemiş. Buyurun Alper Bey. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Merhabalar, geliyor. Öncelikle ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim efendim. Ayrıca sağlıklıları imkan içinde Genç TCK'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim sorum daha ziyade tarihsel gelişim ve kültürle alakalı olacak. Bu evvelinde kendim tarihsel gelişim ve kültürle alakalı objektif okumaktan çok haz ettiğim için gerek Sovyetlerin gerek Türk kültüründe de kaynakları objektif olarak değerlendirmekten haz ettiğim için bizzat sizden de duymak istediğim bir mevzu var. Sizinle konuşurken Hacılı katliamından bahsetmeden geçmek istemiyorum. Özellikle Birinci Karabağ Savaşı'ndan. Bizzat sizin de özgeçmişinizi incelediğimde Birinci Karabağ Savaşı'nda görevli olduğunuzu gördüm. Bu yüzden yaşantılar ve kültürle alakalı bizzat birkaç cümleyle sizin yaşadıklarınızdan bir şeyler duymak istedim açıkçası. İlk sorum bu. İkincisi de Sovyet kültürünün Azerbaycan kültürüne bağımsızlıktan sonra etkileri hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocalı soykırımı bir insanlığa karşı türedilmiş bir suçtu. Bu bir kentte yaşayan, küçük bir kentte, birkaç bin kişinin yaşadığı kentte 613 kişinin yalnız Türk oldukları için öldürülen bir beşeriyete, insanlığa karşı bir suçtu. 613 kişinin %70'i çocuklar ve 70 yaşın 60 yaşından yukarı yaşlılar idi. Bunları sadece bir koridor verirler ki buranı işgal edin, çıkın buradan. Sonra koridoru gülle boran edip herkes öldürürler. Nedir maksat? Maksat vatandaşları korkutmak, insanları korkutmak ki bu bölgede yaşayan Hocalı Han kendinin, şimdi Ermeniler yaşayan o kendin 10 kilometreliğinde yerleşir, düz yanında. Yani o bölgeden ondan sonra 750 bin kişini Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin etrafından çıkardılar, dışarıladılar, yurtlarından, yuvasından. O insanları korkutmak içindi ki herkesi böyle derik. Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Thomas Deval'a intervü verirken İngiliz şeyine, bu yazarına, jurnalistine verirken söylüyor ki Hocalı'ya kadar Ermenilerin sivil insanlara el koyacak, yani öldürecek düşüncesi yokuydu. Ama Hocalı'da biz bu stereotipi aradan kaldırdık. Anlattık ki bizi neyse durdurabilmez. Çünkü Serj Sarkisyan'ın kendisi bir ordu komutanıydı Karabağ işgalinde. Karabağ bir projeydi. Ermeni ideolojisinin 100 yıl, 150 yıllık bir projesinin bir küçük bir hissesiydi. Azerbaycan Türkleri tolerant bir milletti. Biz Azerbaycan'da 42'den fazla farklı halklar, milletler yaşamaktadır. Onların hepsi, Yahudisi de, Hristiyanı da, Müslümanı da,
farklı farklı dilde konuşan insanlar da, düşüncede olan insanlar da, dindarı da var, olmayanı da var vesaire. Ermənistan dünyada yegane monoetnik devletlerin biridir. Orada Ermeniden başka kimse yaşamır. Çünkü bu millet herkesi dışarıda orada. 250 bin Azerbaycan Türkünü 88-89. Yıllarda Ermenistan'dan sürgün edildi, çıkarıldı. Onun biri de benim dedelerim, babalarım. Herkes oradan. Biz İravan şehrinde doğulduk, min illerine yaşadık, bizi oradan çıkardılar. Yani monoetnik devlet olması, bu bir tolerantlığın olmaması, dözümlülüğün olması, çok kültüre münasibetin olmamasının bir göstericisidir. Yani bu böyle olabilir mi ki bir devlette yalnız bir millet yaşasın? Yani bu var, bu Ermenistan'da. Xocalı soykırımı bütün dünyanın tanımalı olduğu bir soykırımdı. Çünkü dünya bu suçlara, bu cinayetlere dur demeli. Bu çocuklara karşı türedilen cinayet, bu kadınlara karşı, bu yaşlılara karşı türedilen cinayet, bu yol verilmez bir cinayet. Bunun cezası olmalıdır. Maalesef Ruanda'da olan da bunun cezası olduğu, Srebrenica'da olan da bunun cezası olduğu, Holokost'ta olan da bunun cezası olduğu. Ama Xocalı'da ölen Müslüman Türkleri de diyen bunun cezası olmadı. Niye olmadı? Bu dün olup göz önünde. Ermeniler bütün dünyada Türklerin onlara karşı soykırım türettiğine bağlı bağırırlar, kışkırırlar. Her yerde değiller, söylüyorlar ve bunun evvelsine kompensasyasının parasının ödenmesini, tezminatının ödenmesini talep edirler. Türkiye'nin yarı topraklarını geriye isteyirler vesaire. Bir canlı şahit var mı? Bir kütlevi mezarlık var mı? Önce 100 bin dediler, sonra oldu 200 bin, sonra 500 bin, sonra 1 milyon, şimdi 1,5 milyondu. Osmanlı'nın yazılarına göre Türkiye'de o vakit 1 milyon 200 bin Ermeni yaşayıp 1,5 milyon Ermeninin öldürülmesi nasıl mümkündü bu? Yani nasıl mümkündü bu? Hani bu kütlevi mezarlıklar? Hani arşivlerdeki kayıtlar? Onlar mı? Belki canını kaybeden, hayatını kaybedenler oldu. Ama bunlar köç zamanı. Niye Türkiye, Osmanlı Türkiye'si onları doğudan köçürdü batıya taraf? Ne sebepten? Niye bu Osmanlı'nın içinde yaşayan yüzlerle, minlerle halkların, milletlerin birine karşı bu cinayet, onların dediği bu cinayet güya töredilipti, olmayıp kimse suçlamır ama bunlar suçluyor. Ona göre ki onlar hayanat ettiler Osmanlı'ya. Ekmeğini yediği, kucağını açtığı, içinde sakladığı bu milleti 500 yıl Osmanlı'nın içinde yaşadılar. Sonra Ruslarla konuştular. Osmanlı ordusu batıda savaşarken köyleri yaktılar, yandırdılar. Kadınlar, çocuklar. Woodrow Wilson'a milletler öz oldukları arazilerde kendi devletlerini kurabilecekler. Ruslardan silah alıp arkadan zerbe vurdular Türkiye'ye, Osmanlı'ya. Ve mazlum insanları öldürmeye başladılar. Köyleri, toprak hakları temizliyorlar Türklerden ki burada Kürtlerden, Türklerden, herkesten ki burada Ermeniler var ve burada Ermenistan devleti olacaktır vesaire lahir. Ve onlara burada onu vermediler, olmadı diyen onlara Kafkaslar'da yarattılar. Azerbaycan Türklerinin topraklarında yarattılar bu devleti. Olsun, yaratsınlar. Yani tarihi geriye vereklemek, tarihten geçmişten yaşamak mümkün değil. Kafkaslara sülh gerekti. Yani Ermeniler bu filosofisine yaşıyor. Çocuklarını bundan büyüdüler ki Türk bizim düşmanımız, Türk bizim düşmanımız. Onlar bir oturup çocuklarına söylemirler ki 95 milyon Türk bunun batısında, 40 milyon Türk bunun güneyinde, 10 milyon Türk bunun doğusunda. Bu Türklerin içinde bunlarla dil tambası yaşamak imkanı var mı bu milletin? Bu millet her defen savaş edir, çocuklarını kaybedir, edir. Nereye gidiyor? Bu komşu devletlerin toprak iddiasından, Gürcistan'ın Cavahetya bölgesine iddialı toprak ki bu eski Ermeni toprağıdır. Azerbaycan'ın yarısına iddia edildi ki bu benim toprağım. Türkiye'nin
Kars'ına, İgdır'ına, Van'ına, Ağrı'sına, onlara idir. Harada görünübdü ki, başka devletin ərazisində olan hansısa bir toprak kendi herbində, kendi bayrağında orada burada göstərsin. Ağrı'da Türkiye'nin ərazisindədir, Ermənistan'ın dövlət herbinin üzerinde onun fotosu var. Parasının üzerinde fotosu var. Bu toprak iddiası değil mi? Yani karışka boyda küçük olup fil boyda Türkiye bu toprak iddiasında bulunur mu? Bu millet kendi mahvetme programını işe mi salıptı bu? Yani bunları anlatan yok. Yani onların 100 sene önce kafalarında çocuklarına terbiye verdikleri bir katya mıydı? Bir hayıf çıkma, bir eves çıkma, bir ona cevap olan bir cinayetiydi. Ama Azerbaycan onlardan el çekmeyecek. O suçu üretmiş şahsler cevap vermeli uluslararası mahkemeler karşısında. Bu dün olup, onların dediği katliamlar 100 sene, 150 sene olubdu. Onun bir canlı şahidi yok, video materyali yok, fotosu yok, bir arşiv senetleri yok. Bunun her şeyi göz önünde. Bunların her, bu katliamın genosid olmasının, yani beşeriyete, insanlara karşı onların Türk oldukları için öldürdüklerinin kayıtları, senetleri, sübutları her şey göz önünde. Ve biz de bunları edeceğiz. Ve bütün Türk milleti, bütün dünyada Hocalı soykırımı onların önüne koymalı. Dünya devletlerinin, dünyada yaşayan milletlerin önünde kaldırmalıdır ki onlar Türkiye'ye karşı 15. yıl olaylarına soykırım adı koyup Türkiye'ye hücum etmesinler.